İşte canımın içi o dönem diyebilirim, yani daha keskinleşti. Çünkü o dönemde ben Kur'an'ın anlaşılıyor ki yetersizliğine inanmışım. Ama onu Kur'an'ın emri olarak anladığım için. Ya çok büyük bir hata. Edip Yüksel'in o yönde bana çok büyük faydası oldu. Aslında çok zeki bir delikanlı ama aklı o kadar güçlü değil gibi geliyor bana. Yani aklı biraz zayıf gibi geliyor. Fakat zekası çok iyi. Çok güzel kitaplar hazırlıyordu o dönemde. Ben büyük bir heyecanla okuyordum kitaplarını. Bizim çocuklara gidip anlatıyordum. Bir sefer acayip sinirlendi. Benim kitaplarımı okuyup millete anlatıyorsun. Etrafına adam topluyorsun. Allah Allah. Sen oku, sen anlat, senin etrafına toplansın. Ne yapayım yani? Kitap basmışsın, okuyayım diye yapıyorsun zaten. Anlatayım diye yapıyor. Buna kızacak ne var ya? Benim anlattıklarımı herkes anlatıyorsun diyor. Peki ne yapayım yani? Ya bu nasıl bir mantıktır kardeşim? Vay sen misin? İşte benim peygamberimi peygamber kabul etmeyen. Acayip öfkelendi o dönemde bana. Ya ne peygamber olacak dedim, peygamberim, son peygamber dedim işte kendi halinde mi sen? Hayır, hakikaten bilgili, faydalı bir insan ama peygamber falan, o çok mantıksız dedim, onu bırak dedim. Sonra bizim içimizden çocukları da ikna etmiş. Boğaziçi'nden falan öğrenciler vardı, bir gün geldiler topluca. Ya dediler, sen yanlış yoldasın. Olabilir dedim, Allah hepimize hidayet versin, doğruyu söyleyin, anlayayım, anlattın. Ben doğru yol neyse zaten hazırım hemen. Düzeltirim dedim. Neyse kusurum, hatam. Bir kere dediler, sen peygambere tabi olmuyorsun. Âlâ, buyur. Hangi peygamber dedik? Amerika'daki peygamber dediler. Yani Allah'ın peygamberine sen nasıl tabi olmazsın falan. Ya Allah aşkına yapmayın diyor artık, insaf. Ayette açık, son peygamber diyor Allah Resulullah için. Niye peygamber olsun? Belli ki yani İslam alimi deyin, tamam, adam peygamber, adam batırıyorlar da ayrıca boş yere. Mahvoldu adam, olsa gitti öldürdüler adam yani. Alim deser kimse bir şey yapmazdı, peygamber dediler diye adamların şefaatte yani. Koca koca insanlar ya. Hem de başörtülüler, bak adam da başörtüsüne karşı. Yanıma gelen sakallı falan başörtülü gençler, boğaz içinden falan. Biz dediler Amerika'ya gideceğiz. O peygamber falan der. Allah hidayet versin seni. Ne diyeyim dedim yani. Kurtuluşu yok. Yapacak bir şey de yok. Edip Yüksel bunları böyle teşvik etmiş. Zaman zaman öyle tipleri bu hareketlendiriyor. Biri bilmem ne diyor, biri bilmem ne. O zamanlar biraz ortalık karışıktı. Tabii bir hayır vardır. Sonra bu insanlar tabii namazı da bıraktılar, İslam'ı da bıraktılar. Peygamberlerini de bıraktılar, peygamber dedikleri adamı. olacağı bu yani, çünkü şeytan musallat olmuş bir kere, belli yani. Edip Yüksel boş yere onlara harcadı o insanları. Çok büyük hata yaptı yani. Evet, dinliyorum.